Cenk Tosun'un sakatlığı sebebiyle evet. tabii ki dün akşam İngiltere'den gelen haberle 6-7 ay, ay sahalardan uzak kalacak. Çapraz bağları koptu Cenk'in. Bu da demek oluyor ki Euro 2020'yi de kaçıracak. Şimdi seninle de yayın öncesinde konuşuyorduk. Forvetleri düşünüyoruz milli takımda kimler olabilir diye. Elimizde şu an Burak Yılmaz var. Ahmet Kutucu var. Kenan Karaman var. Enes Ünal var. Ve son zamanlardaki formda isim Adem, Adem büyük, büyük. Daha var. önce de milli takımı geniş havuzunda yer alan bu sezonda Falcao'nun yokluğunda beklenenin de üstüne çıkan Adem Büyük zaten potansiyeli olan bir oyuncu. Bunu defalarca kanıtladı. Kasımpaşa'da da kanıtladı. Yeni Malatya Spor'da da kanıtladı. Daha önce alt diklerde oynarken de ben hatırlıyorum yakından da takip ettiğim için. Mersin'in manyurdunu ilk çıktığında Mersin'in manyurdunu forvette sırtlayarak taşımıştı. O ayrı bir seviyeydi tabii bundan 10 sene önce. Hı hı. Adem büyük büyük ihtimalle bu bağlamda bu sezon ortaya koyduğu performansla ve şöyle bir şey Adem'i sağda solda ve merkezde oynatabileceğiniz için hı hı. Ve Profesyonel seviyesi de üst düzeyde çok çalışkan bir oyuncu Dolayısıyla girecektir Burada tabi Burak Yılmaz bildiğimiz Burak Yılmaz gibi değil Evet geçen hafta iki gol birden attı kritik maçta gol attı Birisi penaltıdan olmak üzere ama gel gör ki Burak Yılmaz deyince biz farklı bir Burak Yılmaz bekliyoruz Bunu kötülemek için değil övmek için söylüyorum Burak'a Burak o performansında değil. E Burak da 35 yaşına geldi. Ama yavaş yavaş eğer inşallah bir sakatlık daha yaşamazsa hazirana kadar performansını daha da üst sırala üst kademeye taşıyacaktır. Çünkü e, çok önemli bir profesyonel o da. Nasıl hazırlanacağını da biliyor. E, Enes Ünal sürekli takip ediyoruz. Harika bir sezon geçirmese de takımı ölçeğinde Real Valladolid olağanüstü bir hücum takımı değil. O evet. takımda gol atmak Valencia'da ya da Real Madrid'de ya da Barcelona'da gol atmak gibi de değil. Hatta Villarreal'de gol atmak gibi de değil. Çünkü Real Madrid öncelikle amacı bir maçı sıfır 0, 0 bitirmek olan bir takım. Yani her ne kadar La Liga'da oyun kültürü hücum üzerine kurulsa da kümede kalmak için mücadele ediyorsanız, Canavli ile mücadele ediyorsunuz. Genelde forvetlerinizden de savunma yapmayı ve sonrasında gole gitmeyi düşünmenizi istiyorlar. Bu arada başkanını biliyorsun değil mi? Onu da Ronaldo tabi. Ronaldo. Ronaldo. Yani... Fenomen olan Ronaldo tabi bu arada. Evet. Aynen öyle. Enes'in öyle bir avantajı var bu arada tabii. Ya e, geçen olarak. de medyaya da yansıdı. Evet. Ronaldo Enes'i çok beğendiğini de söyledi. Sonuçta oyuncusuz biz de çok beğeniyoruz. Hı hı. Yani çok beğeniyoruz derken Enes'in hani oyun sürekliliğini, oyun içi istikrarını geliştirmesi lazım. Yoksa çok değerli bir futbolcumuz. Çok uzun süreden beri çok e, genç yaşında çok önemli bir deneyim de kazandı. Şimdi ben sana baştan itibaren e, kariyerini sırala desem mesela Burak Yılmaz'ınkini o da çok kulüp değiştirmiş olmasına rağmen mesela Burak Yılmaz'ın çıkışıyla son geldiği nokta arasında hemen başlarsın Antalya'dan e, şeye kadar gelirsin Beşiktaş'taki ikinci dönemine kadar evet. teker teker sıralarsın Manisa'yı Eskişehir'de dahi olmak üzere ama Enes'i başta desem Bursa Spor dersi, Manchester City'ye kiralan Manchester City'ye transfer oldu sonra bir yere kiralanmış oradan alt kiralanmış oradan İspanya'ya gitti arada bir üç maç Levante'de oynadı gibi çok ilginç. Türk futbolunda olmayan bir kariyere sahip. Kendisiyle evet. de bunu konuşmuştuk. Bir yandan o mental direnci sağlıyor ama bir yandan da sağında oynayan sürekli değişiyor. Bırak sağında oynayanın değişmesi, solunda oynayanın değişmesi. Kulübedeki insan değişiyor. Yaşadığı şehir değişiyor. Hı -hı. Bu şimdi onu zorlasa da ben ileride büyük avantaj sağlayacağını düşünüyorum. Ama bizim Enes'e kısa vadede ihtiyacımız Çok var artık. Be. Yani bu turnuvada Enes bir vites arttırabilirse sezon sonuna doğru ben İlk 11 tercihi belki Burak'ı zorlamak çok kolay değil. Burak Türk futbolunun son 10 yılda yetiştirdiği en büyük golcü. Bunu da defalarca ispatladı. Olgunluk çağına yaşıyor. Biraz işte yaşın getirdiği bu sakatlıklardan dönme süresi geç oluyor artık. 30 küsur yaşından sonra dönmek kolay değil. Ama Burak Avrupa Şampiyonası'ndaki yine en önemli kozumuz olacak. Umuyoruz bir sakatlık daha geçirmez, şanssız bir durum olmaz. Burak Enes... Benim favorim senin de söylediğin gibi Ahmet, pardon özür diliyorum Adem Büyük, Adem Büyük. Kenan Karaman ve Ahmet Kenan Kutucu. Kenan Karaman var. da 9 numara değil yani destek forvet aslında. Ahmet Kutucu Ümit Milli Takım'da da oynuyordu. Milli Takım'a da seçildi. Hı hı. E, arasında Şenol Hocamızın bir karar vermesi gerek ama hakikaten şimdi Yusuf Yazıcı diz sakatlığı. Evet. Merih Demiral Avrupa'nın en forması stoperlerinden biriyken hatta biz bundan 3-5 ay önce ya Avrupa Şampiyonası'na gidiyoruz defans hattımıza bak bir yerde Premier Lig'in en iyi savunmacılarından birisi bizde. Diğeri Merih Demiral ikisi de Türkiye altyapısından Türkiye'de altyapıdan yetişmiş oyuncular evet. diye düşünürken bir anda Cenk'in de sakatlığıyla aslında bakma Abdülkadir'i tekrar kazandık Abdülkadir Ömür'ü. Ömür. Ama ciddi anlamda bizim merkez forvet oyunu problemimiz var. Uzun zamandan beri çözemediğimiz. Hı hı. Bir anda stoper problemini bir anda açtık. Ha, hala elimizde e, önemli stoperler var. Çok karamsar olmuyoruz ama bence forvet konusu biraz bizi karamsarlığa للغاية evet. <laughs>